Herkese merhaba arkadaşlar, ben MC Mustafa ve bu videomuzda Truck & Logistic Simulator'ın Aralık güncellemesi çıktı ve bu videomuzda sizlerle birlikte Aralık güncellemesinde neler yenilenmiş, neler gelmiş ona bakacağız. Normalde bilgisayar ortamında çekmeyi planlıyordum ama ne yazık ki şu anda oyun benim bilgisayarımda yüklü değil. O yüzden sizlere böyle bir video çekiyorum. İlerleyen günlerde oyunu yüklediğim zaman da oyun içerisinden de size göstereceğim. Bu arada bu videomuz hakkında bilinmeyenler videolarımız gibi bölüm bölüm ilerleyecek. İsterseniz ilk bölümümüzle başlayalım. Bölüm 1. Değişiklik günlüğü. Optimizasyon ve grafik değişiklikleri yapılmış, önemli ölçüde geliştirilmiş, performans artışı yapılmış, daha iyi gölgeler ve konstrantlar bizleri bekliyor arkadaşlar. Bölüm 2. Oynanış değişiklikleri. Hızlı seyahat eklenmiş. Bir görevin dışında noktaya git kullanıldıktan sonra kısa yol tuşu ekranda görünür. Kamera Y eksenine ters çevirme seçeneği eklenmiş. Kullanıcı arayüz değişikliklerinde ise birinci şahıs görünümünde haritayı gizleme seçeneği eklenmiş. Çok oyunculu da oyun seçimi ekranı geliştirilmiş. Oyuncu listesi controller ile kaydırmaya uygun olacak şekilde güncellenmiş. Bölüm 3. Hata düzeltmeleri. Tandem remorklarda park sorunu düzeltilmiş. Araba taşıyıcı plakasının animasyonu düzeltilmiş. Yakıt tükenmesiyle ilgili sorunlar düzeltilmiş. Konvoy davetinden sonra boş kullanıcı arayüzü düzeltilmiş. Navigasyon hatası düzeltilmiş. Eski rotalar görüntüleniyormuş. Duraklatıldığında ve harita hareket ettirildiğinde iç kameranın dönmesi düzeltilmiş. Bölüm 4. Diğer değişiklikler. Güncellenmiş görev geliri. Görev davetinde konvoy görevine tıkladığınızda ancak ekipmanınız olmadığında artık garaja dönmeniz gerekmiyormuş. Evet arkadaşlar, Truck & Logistic Simulator'ın Aralık güncellemesi bu şekildeydi. Umarım video anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.